fesadı yumbir olan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Sayın İbrahim Afyon bizimle birlikte. İbrahim Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar Taner Öztürk, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Günlerdir konuşuluyor, yaklaşık bir aydır büyük bir sektör sıkıntı yaşıyor. Sıkıntının aslında temel kaynağı da Irak'ın ihracat kapılarını kapatması. Ne oluyor İbrahim Bey yumurta sektöründe, neden Irak kapıları kapattı bize? Şimdi bunun tek mesajı, tek manası olsa açıklamak kolaydı. Şimdi Irak'ta bazı gelişimler var. Evet. İnsanların bazı beklentileri var. Bizden 2006 yılından beri yumurta alan bir pazar. Biz üretimimizi %95 olarak oraya gönderirken son zamanlarda orada harici rakibimiz ülkelerin girmesiyle orada arz fazlalığı oluştu. Bu arz fazlalığını kontrol edemediğimizden kendileri yerli üreticisini koruma adına bir sınırlama getirmek istedi. İşin aslı orada iki gümrüklü bir pazardı bu. Gümrüklerin bir kapıya düşmesiyle bu insanların yetki kavgası, yanlış kelime de seçmek istemiyorum, yetki kavgasını görüyoruz, izliyoruz. Kuzey ile güneyin kapılara hakim olma ihtiyacı var. Bunlar fazla yumurta geldiğinden mütevellit yerli üreticimizi korumak adına bir saniye. Karar aldılar kendi üreticilerine. Karar aldılar ve bunu haklı görüyoruz. Ama habersiz, ani olarak Ramazan'ın başında tarihi manidar bir günde ani kapaması bizi düşündürüyor. Evet, bizi düşündürüyor. Şimdi oradaki pazarın sürekliliğini, kontrolünü elimizde tutamadığımız için böyle bir oluşum buldu. Peki İbrahim Bey, şimdi siz daha önce Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Geçen hafta yine Ticaret Bakanlığı'ndan oluşan bir heyetle tekrar gittiniz Irak'a. Neler konuşuldu? Açılma ihtimali var mı kapıların? O toplantıdan da bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet, beni duyabiliyor musunuz İbrahim Bey? Sorun oluştu da. Tamam, evet. Şu an geliyor mu sesin? Evet, ben geliyorum. Tamam, ben sorumu tekrar edeyim isterseniz size. Şimdi daha önce Irak'a bir heyet gitti. Siz de vardınız o heyette. Evet. Geçen hafta yine Ticaret Bakanlığı'ndan oluşan bir grupla birlikte, ki Sayın Bakan da oradaydı sanıyorum. Yeniden Irak'a gittiniz ve bu konuyu görüşmek üzere. Neler konuşuldu o toplantıda? Açılacağına dair bir emare ya da sinyaller verildi mi? Şimdi şöyle, orada bir yerli üretimin %10-15'ini ancak karşıladığı bir ortamda Türkiye'den yumurta almamaları mümkün değil. Şimdi kapılar kapanılınca biz hazırlıksız yakalandık diye orada bir heyet düzenleme gereği hissettik. Orada neler oluyor, neler istiyor. Tarım Bakanlığı'ndan yetkili arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı'ndan yetkili arkadaşlar da oraya gittiğimizde yaptığımız incelemelerde orada Tarım Bakanı ile görüştük, müsteşarlarla görüştük. Oradan aldığımız izlenim, evet biz yumurta alacağız ama belli bir seviyeye kadar, yerli üreticimizin zarardan çıkacağı kadar, fiyatların yükselmesini bekleyene kadar almayacağız. Ama kapılar açıldığı an ilk sizden alacağız dendi. Bizim anladığımız yasaklama haklı sebeplerinin arkasında bu kapıyı tekrar açmak için bazı siyasi nedenlere dayanıyorlar. Şimdi bu siyasi nedenlerin arkasında 72 ürüne bir kısıtlama getirdiler. Bunun ilk başında hayvansal ürünlere yasak getirdiler. Ve bütün dünyadan almadıklarını belirttiler. Bu 72 ürünün içinde hayvansal ürün, yumurta, süt, balık, beyaz et gibi yasaklar var iken ihtiyaçları durumunda el altına gelmesine izin veriyorlar. Mesela tüm bugün alabiliyorlar, almıyorlar. Çünkü orada da üretim var. İşlenmiş beyaz eti geçişine izin veriyorlar.
Yumurta da keza böyle. Yumurtada orada aşırı derecede fiyat şu anda yükseldiğini biliyorum. Ama yükselen fiyatı orada görmezden geliyorlar. Yerli üreticinin talebi doğrultusunda. Ama kuzeyde ve güneyde ayrı ayrı baskılar şu anda arttığını biliyoruz. Orada fiyatların 30'lu kolisi 6 bin dinar, 7 bin dinar olduğunu diyoruz. Ki bu 5 dolara tekamül eder. 30 TL'dir o. 30 yumurta onlar 30 TL'ye yiyorlar. Halkın baskısı, tüccarın baskısıyla bunlar kapıyı muhakkak açmak isteyecekler. Evet, mutlaka açmak isteyecekler. Ama orada şey kontrolünü, depo kontrolünü, lisansları, alım sayılarını şu anda belirleyemedikleri için şu anda açmayacaklarını söylüyorlar. Şu an için açmayacağını söylüyor. Peki şimdi İbrahim Bey, bu olayla birlikte iç piyasada da yumurta fiyatlarında bir gerileme başladı. Özellikle işte kolisi 5 lira, 4,5 liraya kadar düştü. Ama burada haksız eleştirilere maruz kalan sizler oldunuz. Neden? Çünkü siz de görmüşsünüzdür sosyal medyada, işte daha önce pahalı sattınız, niye 1 liraya sattınız, şimdi demek ki işte o 4,5 liraya da satılabiliyormuş kolisi şeklinde bazı söylemler var. Bunu sormak istiyorum size. Şimdi siz işin ne tarafındasınız? Yani yumurta evet satış noktalarında 1 lira ya da 75 kuruşa satılıyor biz tüketicilere, ama sizden ne kadara çıkıyor? Şimdi acıyan yaramızdan da bahsettiniz. Sana bir teşekkür ederiz. Evet. Senelerdir biz bu yumurta fiyat dalgalanmasını önleyemedik. Bu yumurta az talebe göre fiyatlandığı için fiyatları yükseltmek veya düşürmek bizim elimizde değil. Şimdi 2017 yılında 107 olan ihracatçı sayımız 2018 yılında 147'ye oldu. Şimdi ihracata heyecanla, devletimizin de desteğiyle, halkımızın heyecanıyla, ihracatçı olma hevesiyle, özellikle KDV, biraz da KDV'den bahsedeceğim. Evet, onu da soracağım. Onu da soracağım size. Buyurun. Çünkü bu krizin bu KDV olayı. Biraz sonra geçeceğim. Ama bizim üretim 10 yıl önce kendimize yeterken ihracata dayalı bir büyümeler yaşadık. Ve kontrolsüz büyümeler, evet, Irak pazarı geliştikçe veya harici pazarlar geliştikçe biz de yatırım yaptık. Şu anda hazırlıksız, plansız şekilde yakalandığımız bu dönemde ihracatı gönderemediğimiz yumurtalar içeride kaldı. Bu içeride kalan yumurtalar az fazlalı olduğu için halk olarak fiyatlar düştü. Şimdi fiyatların, madem bu fiyatlara satılıyormuş, şimdiye kadar bizden çok kazandınız diye serzenişte bulunan tüketicilere seslenmek istiyorum. İşin aslı bu arkadaşların, şikayet eden arkadaşların ne işte iştigal olduklarını çok merak ediyorum. Çünkü kendi işinde zarar ederken ne kadar dayanabilir? Bu maaşlı insan olabilir, herhangi bir ticaret de yapıyor olabilir. Ama bu insanların üretimi bilmediklerini emin. Üretimi bilen insan zararına da mal verebileceğini dönem dönem verilebileceğini bilmesi gerekir. Biz evet, zarar ettiğimiz dönemde mesela bugünlerde %50 resmen zarar ediyoruz. Evet. Bu ürüne, bu fiyata %100 zam geldiği zaman biz maliyetimize yeni çıkmış oluruz. Yani kar ediyoruz anlamı taşımaz bu. Evet. Yani geçen sene bu şekilde suçlandık ki işte bir senede %100 zam geldi diye. Bizim zarar ettiğimiz fiyattan bak alınarak %100 zamı koyarsan maliyetimiz az bir kârdaydı gitmez. Ama şu anda %100 zam gelse bile biz maliyetine çıkacağız. Ve ettiğimiz zararları muhakkak çıkarma düşüncesinde olacağız. Çünkü hiçbir işletme zarar niyetiyle kurulmuyor. Bütün işletmeler kâr maksat. Yoksa hayatını idame edemezler. Elbette, elbette. Ama burada yanlış bilgi, yani sanki fiyatları siz arttırıyormuşsunuz gibi bir algı oluşmuş ve herkes işte tepki gösterdi. Ben buradan dile getirdim ama işin başındaki kişi olarak sizden de dinleyelim istedim. Şu an ne kadara satılıyor bir yumurta, üreticiden ne kadara çıkıyor ya da İbrahim Bey? Bunu söylemeden önce sizin maliyetlerimiz şu anda 36 kuruş. Evet. Eğer bu yem girdileri falan daha değişmezse. Şimdi 36 kuruşa mal ettiğimiz yumurtayı bir yeri geldi o 2 hafta önceki kriz anlarında 10 kuruşa kadar sattı. 10 kuruşa. Hatta satamadık da. Evet. Ortalama 15-17 kuruşta 2-3 haftada satıyoruz.
15-10 yıl bulur. Ve satamadığımız günü bekleyen, günü geçmesin diye bütün pazarlara daha ucuza sürdüğümüz yumurtalar stok fazlası olarak bize bekliyor. Bunların tarihi geçmesi beklenen yumurtalarda yumurta sanayisine, yap sanayiye aktarma durumundayız. O da %50 daha aşağı veriyoruz. Evet, %50 daha. Yani 17 kuruştan %50 aşağısına yani 10 kuruşun altında. 10 evet. kuruşa veriyoruz yumurta sanayine. Evet, bayağı düşük fiyat. Şimdi gelelim. Elbette olması için. Evet, gelelim aslında asıl meseleye. Siz daha önce dile getirdiniz. Yumurta ticaretinde KDV sorunu. Siz daha önce defalarca bu konuyla ilgili olarak bakanlığa, ilgili bürokratlara raporlar sundunuz. Konuyu dile getirdiniz. Yani çözüleceği söylendi ama gördüğüm kadarıyla hala bir çözüm söz konusu değil. Nedir bu KDV sorunu İbrahim Bey? Şimdi benim kanayan yarası bu. Bunu seneler öncesinden biz dile getirdik. 1,5 sene önce yem girdilerimizin sıfırlanmasıyla bizim KDV mahsuplaşma hakkımız elimizden alındı. Şu anda yem girdilerimiz sıfır KDV ile, yani ucuzlattı ucuzlatmadı onu ayrı tartışalım, hiçbir faydası olmadı. Ama şunu söyleyebiliriz ki biz perakendeciye satarız, perakendeci de nihai tüketiciye satar. Evet. KDV nihai tüketiciden tahsil edilir. Nihai tüketiciden alınan KDV'yi perakendeci, marketler ikinci, üçüncü, beşinci günü para olarak cebine, kasasına koyar. 3 ay, 4 ay sonra bize ödeme yapar. Fakat biz faturayı kestiğimiz gün 20. gününde devlete KDV olarak öderiz. Şu anda zarar ettiğimiz için de dahi KDV ödüyoruz. Bizim isteğimiz şu. Toptan mazda KDV bir olsun, perakende mazda yine devletimizin zararı olmayacağı şekilde tekniz olarak KDV'li olarak satış olsun. Parayı kim tahsil ediyorsa, KDV'yi kim tahsil ediyorsa KDV'yi o öder. Şimdi KDV'den muafiyetine, KDV muafiyetine yararlanmak isteyen üreticim ihracata gereğinden fazla yumurta gönderdi. Irak'ta az fazlalı bundan oluştu. Ve haklı olarak Iraklılar da kapıyı kapatmak zorunda kaldı. Bu kadar arz fazlalığı olmasaydı, 1-2 sene önce 1,5 dolar olan kilogram fiyatı yumurtanın bugün 0,50 sen. Bu arz fazlalığından dolayı orada da fiyatlarımızın geri gelmesine sebep oldu. Yani burada devletimizde döviz girdisi de kaybımız oldu. Üreticinin kaybı oldu. Ve oraya yumurta gidiyor diyerek, elimizde yumurta kalmıyor diyerek yatırımlar çoğaldı. Plansız üretim oldu. Plansız bir üretim. KDV kanununda madde 28'de 2 sayılı listede bulunan yumurtanın 1 sayılı listeye geçmesini talep ediyoruz. Böylelikle ne devletimiz zarar eder ne de üreticimiz zarar eder. Her iki tarafta bu işten karlı çıkar diyorsunuz. Şimdi İbrahim Bey, bu konuyu da dile getirdik. Bir de hani sektör ne bekliyor? Sektörde iflaslar başladı mı? Onu sormak istiyorum. Çünkü %50 zarar ettiğinizi söylediniz az önce. Maliyetinin çok ve çok altında satılıyor şu an yumurta. Ki duyduğuma göre bazı üretici firmalarda çok büyük çıkmaza girmişler. Sektör ne durumda şu an? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ekonomik kriz sadece yumurta için geçerli değil. Evet. Bütün sektörlerde kriz olduğunu, tıkanıklık olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Ama dediğiniz gibi son dönemde bizim hazırlıksız yakalandığımız bu dönemde aynı şekilde fiyatlar düştü. Evet, aşırı da zarar ediyoruz. Şimdi ekonomistler daha önceden de zorda olan üreticim yeni kaynak bulmakta zorlandığında çıkışı erken pes etti. Çünkü daha ilerisinde daha büyük zararı da daha büyük hasar açmaktan çekindiği için erken tesir. Şimdi biz geçmişte çok krizler gördük. Ama her krizin artı bahar geldi. Bu krizimizin bir artı ikinci bir Irak pazarımız olamayışı. Onun alternatif pazarlar olarak biraz sonra denmek istiyorum. Evet. Şu anda Irak evet bu kapıyı açacak ama kotalı şekilde açacağında belki bir sayıda oraya terk edeceğiz. Ama kalan fazlalığımızı nasıl angaje edeceğiz onun planlamasını yapmamız lazım. Bizim devletimizde istediğimiz planlamaya izin verilmesi. İnsanlar akşam karar verip de sabahleyin tavukçu olmasın, yumurtacı olmasın. Çok doğru. Evet, gerçekten bu sektörde
emeği var, niyeti varsa tane tane girsin ve bu gıdadaki sıcak dönem para hesabıyla başka sektörlere para aktaracağım hesabıyla bu işe girmesin. Şimdi İbrahim Bey, bir de sizin de daha önceki açıklamalarınızda da dile getirdiğiniz bir konu var. İşte az önce de söylediğiniz arz fazlalığı var. Tavukların gençleştirilmesi projesi başlığı altında bir projeden bahsettiniz. Bu nedir? Yani ne yapılması lazım? Çünkü anladığımız kadarıyla şu an çok fazla bir üretim var ve tamam tüketiliyor ama havalar da sıcak, yaz da geldi. İhracatta durunca elde kalıyor ürünler. Bu tavukların gençleştirilmesi projesi nedir, detayları? Şimdi tavukların gençleştirilmesi derken yaşlı hayvanların şu kriz ortamında bir an önce teslimhaneye sevk edilip arz pazarlığının daraltılması. Evet. Ama gençleştirmeden ziyade biraz kapasitelerin dengeli şekilde bizim kendi yaş kadar seviyeye düşürülmesi. Ona da yanlış kelime de seçmek istemiyorum. Evet. Enflasyonla alakalı şekilde üretimin çoğalmasını evet istiyoruz. Devlet kademelerinde bu isteniyor. Enflasyonla mücadele için, yükselmesi için. Ama planlama derken biz kota falan istemiyoruz. Biz planlama derken üretimde, tüketimde, ihracatta her konuda planlama istiyoruz. Ve biz diyoruz ki bu planlama olursa ne vatandaşın pahalı yumurta yer, ne üreticim batar, ne devletin getirirsen kaybeder. Bizi ihtiyacımızı tespit ede buna karşın üretim yapar isek bu sektör ilerlemez, zarar etmez, üreticiler batmazlar. Evet, üreticiler de batmaz. Şimdi son sorum şu olacak İbrahim Bey. Malum yumurta ve Irak bizim için çok önemli bir pazar. Yumurta ihracatının %70'i ve kanatlı hayvan ihracatının da %57'si Irak'a yapılıyor. Peki biz alternatif pazar niye hiç aramamışız? Yeni pazarlar yaratabilir miyiz bu dönemde? Şimdi şöyle söyleyeyim Tanet Bey. Biz 2006 yılında kişi başı yıllık 114 adet yumurta üretirken 116 adet yumurta tüketirdik. Yani üretimimizi tüketirdik. Evet. 2018 yılında 294 adet ürettik ve 242 adetini özür dilerim ürettik. 294 adet ürettik. 242 adetini tükettik. Kalan 50 adetini de arz fazlalığı olarak ihracata yönelttik. Ama ihracattaki daralmalar yüzünde orada da fazla vermeye başladı. Biz yeni pazarlar arayışına yaklaşık 7-8 senedir sanatçı tanıtım grubu olarak çok mücadele ettik. Ve körfez ülkelerine şu anda haftada 50 tır civarında sevkiyatlarımız var. Bizim Afrika gibi ülkelere açılmada bazı sorunlarımız var. Burada lojistik sorunudur, pazara girme sorunudur. Bu sorunları bir firma, bir üretici tek başına aşamaz. Devletin muhakkak burada desteği gerekir. Elinde tutması gerekir. Veya da bir konsorsiyum oluşturup bir konsorsiyum halinde oraya girmemiz gerekir. Yani bu konularda çok çalışmamız oldu ama rakibimiz ülkeler, dünya pazarındaki rakibimiz ülkeler, ham madde üreticisi ülkeler olduğu için maliyette bunlarla yarışmamız mümkün değil. Bir pazar edinmekte pek bir zarar edilmesi gerekir. Ama o zarar eden firma alacağını kendimize garanti etmek durumundadır. O yüzden yeni pazarlar şu anda Avrupa Birliği'nde siyasi sebeplerden dolayı mümkün değil. Evet. Asya işte üretici, ihracatçı bölge, orada Çin gibi bir ülke var ki üretim devi, orada pazar bulmamız zor. Bize bir tek Afrika pazarı kalıyor açılmak için. Afrika pazarına girmek için de bazı şeylerimiz var, ihtiyaç taleplerimiz var. Evet, ihtiyaç kalemleri var. Umarım İbrahim Bey bir an önce bu sıkıntılar çözülür. Çünkü önemli bir sektörden bahsediyoruz. Bir de yumurtanın beslenmede ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Tez zamanda inşallah işler yoluna girer. Size de çok teşekkür ediyorum. Yoğun temponuz var. Onu da biliyorum. Görüşmeleriniz de devam ediyor. Yine sürecin takipçisiyiz. İnşallah tekrar eski günlerine geri döner sektör. Evet, bir dakika zamanım varsa Taner Bey. Buyurun, buyurun. Şu kadar söylemek istiyorum. Şu anki ettiğimiz
satışını yaptığımız fiyata biz de zarar ediyoruz. Ama bu zarar ettiğimiz fiyat zannetmesin ki vatandaşımız maliyet fiyat veya kazanıyoruz. Bir yıl boyunca insanlarımızın yumurtaya ödediği paranın ortalaması bizim kazancımızdır. Yani fiyatı beklediğimiz fiyattır. Ortalaması bizi zengin etmez. Ama o fiyat size bizim de batırmaz, tüketiciye de çok güç olmaz. Evet. Bizim o maliyetine bu dönemlerde çok kazanıyorlar. Suçlamasıyla karşılaşmak istemiyoruz. İnsanlar ne olur yumurtaya ödediği parayı bir hesap etsin. Kolay edip de isim de vermek istemiyorum. Gereksiz ürünlere harcadığı paranın kaçını yumurta oluşturuyor? Yüzde kaçını ortaya para ayırıyorlar? Yani yumurta insanlarımıza yük değildir. Çok bedelli değildir. Lütfen çok kazanıyorlar diye suçlamaktan vazgeçin artık. Ki öyle bir ürün ki girmediği sofra yok zaten İbrahim Bey ve çocukluktan tutun da yetişkinlere kadar herkesin gelişimine çok ciddi katkı sunan bir üründen bahsediyoruz. O kadar da değeri olsun ama burada düşündürücü kısmı sizden düşük fiyata alınıp en az 2-3 kat pahalıya satılması. Sanıyorum sektörü en çok da bu yaralıyor olsa gerek. Ama o algıda dağılacaktır sizin bu açıklamanızla. Bunu da ben inanıyorum. Vatandaşlar da lütfen buna kulak versinler diyelim. Bir kez daha teşekkür edelim size İbrahim Bey. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar. Çok sağ olun, teşekkürler.